Kayıt süz metodu, seçim süz metoduna göre daha detaylıdır. Diyelim ki 20 lira üstü bütün faturaları karşıma getir. Sağ tuş, kayıt süz diyorum. Gelen ekranda birinci koşulum, net borç. Bunu seçiyoruz. Ve büyük diyoruz. Toplam 20 TL. Uygula dediğimizde 20 TL ve üzeri bütün faturaları karşımıza getirecek. Uygula dedim. Gördüğünüz gibi 20 TL üzeri bütün faturalar karşıma geldi. Tümünü göster dediğimde hepsi tekrar karşıma geldi. Bu metodu faturalarda olduğu gibi stok işlemlerinde de yapabiliriz. Sağ tuş, kayıt süz dediğimizde mesela son hareket tarihi diyelim. Büyük olsun 08.09.2017 olsun. Bu tarihten sonraki hareket gören bütün stok kartları karşıma gelecek uygula dediğimde. Uygula dedim. Toplamda son hareket gören kaç tane stok kartım var? Bunu görmek için de al toplamda say dediğimde 10 tane stok kartımın az önce belirlemiş olduğum tarihten sonra hareket gördüğünü gösteriyor. Diyelim ki tümünü göster diyelim. Mevcudu sıfır olmayan bütün stok kartlarını karşıma getir. Sağ tuş, kayıt süz diyorum. Mevcut kısmını seçiyoruz. Mevcudu büyük sıfırdan. Uygula dediğimde karşıma sıfırdan büyük bütün stok kartlarını getirdi. Toplamda 14 tane mevcudu sıfırdan büyük stok kartlarını karşıma getirdi. Kayıt süz ile listede istediğiniz birden fazla koşul ile filtre uygulayabilirsiniz.